Merhaba. Bugün 14 Ocak. Büyük müzisyen Onno Tunç'un aramızdan ayrılışının yıl dönümü. 1996'da gerçekleşen uçak kazası sebebiyle 48 yaşındayken kendisini kaybettik. Onun anısına sizlerle bir çalışmamı paylaşmak istiyorum. Bu da Sezen Aksu 88 albümünde yer alan Bir Çocuk Sevdim adlı parçanın altyapısının piyano uyarlaması. Altyapı derken bunda sözlerin melodisi yok. Altta yatan düzenlemedeki DH'ya dikkat çekmek istedim. İnternetten derlediğim bir Onno Tunç biyografisini de videoya ekledim. Dileyen doğrudan videoyu ilerletip çalışmama bakabilir. Muhtemelen bir 5-6 dakika sonra girecektir. Çünkü öncesinde onunla ilgili pek yazılmayan birkaç şey paylaşmak istiyorum. Bunlar biz müzisyenlere ışık tutabilir diye düşünüyorum veya tüm sevenlerine. Bu bilgileri de kendisinin hocası olmuş çok kıymetli Emin Fındıkoğlu'dan öğrendim. Öncelikle Onno'nun müziğinde farklı olan nedir? Hani sevilen şarkıların genelde sözleri ve ezgileri akılda kalsa da güzelliklerin altında yatan belki de en büyük etken düzenlemeleri. Pop şarkılarına yaptığı bu düzenlemelerde ritimde, armonide, kontrpuanda ve hatta synthesizer bilgisayar kullanımında beklenmedik uygulamalar hem de hayret verecek şekilde hiç kulağa ters gelmeyerek karşımıza çıkıyor. Birçok çalışmasında genelde diğerlerinin denemesinde biraz iğreti duran Doğu Batı sentezi neredeyse fark edilmeyecek kadar organik bir biçimde gerçekleşmiş. Aslında çok yoksul bir aileden gelmesi sebebiyle ortaokulu bırakmak zorunda kalmış. Ödünç bir gitarla kendini müzikte ilerletmiş. Kısa sürede gelişip 18 yaşlarındayken çok dikkat çeken bir basçı oluyor. Bu arada çalıştığı, çaldığı müzik tarzı da soul. Yani bas gitarın armonik, melodik ve ritmik olarak işlevinin çok yüksek olduğu bir müzik tarzı. Onno Tunç'un bu basları çalışma metodu da şöyleymiş. Çok kıymet verdiği Scat marka bir amfisi varmış ama enstrüman amfisi değil. Yani müzik dinlemek için kullanılan amfilerden. Bu amfinin bir özelliği basları çok güzel bir şekilde kapatabilmesi. Yani hem baslar duyulabiliyor, nasıl çalındığı anlaşılıyor. Ama gayet rahat bir şekilde de kendiniz üzerine, kaydın üzerine yine basları çalabiliyormuşsunuz. Kitabi olarak değil, çok büyük yeteneğiyle beraber direkt taklit ederek çalışmış. Öyle ki Emin Fındıkoğlu Amerika'da Berkeley'deki eğitimini tamamlayıp döndüğünde onu özellikle Onno'yu dinletmeye bir gece kulübüne götürüyorlar. Emin Hoca grup ara verdiğinde Onno'yla tanışıyor ve Duke Ellington'ın Karavan adlı bestesinde çalması için bir bas ostinatosu yani melodisi yazıp veriyor. Tabii Onno'nun o zaman deşifresi çok sağlam değil öyle. Hemen grubun piyanistine bir çaldırıyor, bir kere de melodiyi kapıyor ve çalıyor. Böyle tanıştıktan sonra Emin Hoca bir yaz her gün Onno'ya Berkeley'de Arif Mardin'in de hocası olan Herb Pomeroy'dan öğrendiği caz aranjman tekniklerini öğretiyor. Üç sesli, dört sesli aranjmanlar ve büyük orkestra aranjmanları. Gün içinde çalıştıkları yetmezmiş gibi bir de her akşam telefonda da uzunca çalışırlarmış. Müthiş hızlı öğrendiğinden bahsediyor Emin Hoca. Onunla ayrıca bir de klasik batı müziği tekniklerini öğrenmek için Okan Demiriş ile de çalışmış. Faydalandığı kaynakları sordum, kitaplar var mıydı diye. Şu kitapların isimleri geçti. Gordon Delamont, Modern Harmonic Technique, Don Sebesky, The Contemporary Arranger, Vincent Persichetti, 20th Century Harmony. İngilizcesi de pek yok tabii, nasıl olsun. Arkadaşlarından rica edermiş çevirmeleri için. Müzisyen olmayanlar çevirdiği zaman da onların yanlışlarını müzisyen olup İngilizce bilenlere sorarmış. Tabii ki ben Emin Hoca'ya Onno'dan o gece istediği ostinatoyu hatırlayıp hatırlamadığını sordum ve tabii ki hatırlıyor. Benimle de paylaştı. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Onno Tunç 70'lerin başında Finlandiya'ya gidiyor. İlginç bir şey öğrendim. O yıllarda özellikle İtalya'dan ve Türkiye'den bir sürü orkestra İsveç, Finlandiya gibi uzak kuzey ülkelerine hem de 1-2 yıl kalmak üzere orada her gece sahne alacak şekilde giderlermiş. Hem de minibüsle. Evet, kontrbas falan tüm enstrümanları da yükleyip gece gündüz durmadan oralara gidilirmiş. Onno Tunç'un aranjör olarak çalışmaya odaklanması İşte bir yıl kadar sonra Finlandiya'dan dönüşüyle başlıyor ve aldığı bazı işleri kendisi için deney fırsatı olarak değerlendiriyor. Yani normalde bir pop şarkısında gerek duyulmayan o ileri armonileri, kontrpuanları kayıtlarda müzisyenlere çaldırıyor. Fazla gelecek olursa mixte geri plana atıyor.
Ve kabul edilebilir bir denge sağlıyormuş. Bu sayede kendini ileriki başarılarına götürecek birçok deneme yanılma yapma şansı yaratmış. Tabii o gün bugünkü gibi istediğiniz çalgıya istediğiniz sesi bilgisayarda verme şansınız yok. Yazdığınızı çaldırdığınız zaman gerçekten anlıyorsunuz nasıl duyulduğunu. 78 yılında Emin Hoca ile Taksim'de Polifon adında bir okul açıyorlar ama pek düzenli öğrenci bulamıyorlar ve 81'de kapatıyorlar. Bugün olsa ilk yapacağım şey o okula yazılmak olurdu. Emin Fındıkoğlu hocama paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Onla Tuncu hiç bitmeyen hayranlığımla, saygıyla anıyorum ve anısına yaptığım çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.